İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün konumuz yanlış bilgi salgını, infodemi ve iki konuğumuz var. Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ve Profesör Doktor Emre Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, merhabalar, hoş bulduk. Evet, uzun bir aralıktan sonra tekrar sizlerle program yapmak çok iyi ve çok da merak edilen bir konu tabii, infodemi. Siz bu konuda bir araştırma yaptınız. Öncelikle Pınar Hocam, infodemi ne demektir? Bununla başlayalım mı? Tabii, infodemi aslında yanlış bilginin yaygınlığı. Yani tıpkı pandemi nasıl yaygın bir salgın hastalık, bu da yanlış bilginin salgın halinde, özellikle de kriz anlarında bu yanlış bilgi yaygınlığının daha da artarak doğru bilgiye erişmenin önüne engellemesi, çok hızlı yayılması. Covid-19 döneminde tabii bu kavram çok daha fazla kullanılmaya başlandı ama konuşacağımız üzere sadece Covid-19'la sınırlı bir durum değil. Yani kriz anlarında insanların büyük oranda yanlış bilginin yaygınlığı sebebiyle güvenilir ve doğru bilgiye erişemedikleri duruma diyoruz biz infodemiyi. Bu tabii bizim hepimizin içinde olduğu durumda daha da aciliyet kazanıyor, daha da büyük bir sorun olarak karşımızda yer alıyor. Evet, yanlış bilgi aslında senelerden beri karşı karşıya olduğumuz önemli bir sorun. Özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte iyice önemli bir hale geldi ve siz bu konuda bir araştırma yürüttünüz. Bu araştırmaya ilişkin temel bilgileri rica edebilir miyiz sizden? Ya tabii şöyle, TÜBİTAK aslında hızlı bir araştırma çağrısı açtı COVID ile ilgili. Biz de TÜBİTAK'ın bu araştırma projesine bir şey konu başlığı olarak infodemi ile etkin mücadele için bireylerin yanlış bilgi karşısındaki tutumlarını anlamaya, bu tutumların ne olduğunu belirlemek üzerine bir teklifte bulunduk ve bu araştırmayı gerçekleştirdik. Burada önemli bir nokta, bireysel düzeyde yanlış bilgi yayılmasını nasıl olduğunu anlama çabamız ve buna da istinaden nasıl çözüm yolları geliştirebiliriz, ne yapabiliriz? Bunu açıkçası kafa yorduk. Belki Emre Hoca da eklemek ister. Tabii bu önemli bir çaba. Yanlışmıyorsam 100'den fazla proje desteklendi o çağrıda çok kısa zamanda ve bunların da önemli bir kısmı sosyal bilimler alanında. Hatta TÜBİTAK'ta bununla ilgili 2 günlük ve 3 salondan oluşan bir etkinlik de yaptı. Hepimiz de araştırma sonuçlarını burada paylaştık. Önemli bir bilgi birikimi oluştu. Yani hem bu koronavirüsün etkileri üzerine çok ilginç konular var. Koronavirüsün yaşlar üzerindeki etkileri, bakım yükü olanlar üzerindeki etkileri vesaire çok çok ilginç, çok perspektifli konular var. Bir de bu yanlış bilgi konusunda da birden fazla çalışma yapıldı. Bunları da belki zikretmekte fayda var. Bir yaşlıların bilgi kullanımı üzerine özel bir çalışma yapıldı. Bu da son dönemde mi yapıldı hocam? Çok... Aynı dönemde, hepimiz aynı anda bir ay içerisinde TÜBİTAK bir çağrı yaptı. Özgür Orhan Hoca'nın, Mutlu Binark Hoca'nın yaşlılarla ilgili çalışması yapıldı. Çok kıymetli. Sonuçta internette var, yaşlılar nasıl bilgiyi kullanıyor. O çok onun sağlık sorunları da yarattığını biliyoruz. Suncem Koçar hocamız, o da Kadir Üniversitesi'nden, o da çok keyifli. Bizimle hemen hemen aynı konuyu farklı bir yöntem kullanarak yaptı. Yöntemsel farklılıklarımız var. Bir de bizim var böylelikle, hani Türkiye'de pek rastlanmayacak bir şekilde 3 farklı perspektiften bu çalışmalar yürütülmüş oldu ve bunlar da sunuldu ve sonuçları da kamuoyuna açık. Bence aslında bilgi, kolektif bilgi birikimimize önemli bir katkı. Bizim açımızdan şunu söylemekte fayda var. Birazdan daha net tanım yaparız ama bu infodemi aslında çok çok karşılaştığımız bilgi düzensizliklerinden bir tanesi. Buna biz bilgi düzensizliği diyoruz. Hani psikolojik durum düzensizlikleri var ya, anksiyete, depresyon vesaire gibi. Çünkü bunun sağlıkla ilgili sonuçları var. Yani insanlar infodemi üzerinden doğru tedaviye ulaşamıyorlar. Yanlış tedaviler uyguluyorlar, doğru tedbirler almıyorlar, paniğe kapılıyorlar ve uygulanan tedavileri etkisiz hale getiriyor bu. Ve daha fazla zararlı sonuçlar da olabiliyor. Aşı karşıtına kadar giden bir şey var. Biraz önce siz de söylediniz, ben hep bunun altını çizmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu ilk infodemi değil. Bunu altınıza tutalım. Yani aşı karşıtlığı,
küresel ısınma vesaire, bunlar zaten daha önce karşı karşıya kaldığımız infodemiler ve bunun da sağlık sorunları var. İkincisi, karşılaşacağımız son infodemi değil. Başka salgınlar olacak, depremler olacak vesaire olacak ve yeni biz infodemiyle karşı karşıya kalacağız. Ve daha önemlisi, infodemi sadece sağlıkla ilişkili değil. Yani sağlık dışı alanlarda, siyasette de bununla karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal olaylarda da karşı karşıya kalıyoruz infodemiyle ilgili. Dolayısıyla bir infodemiye karşı dayanıklılık geliştirmek gerekiyor. Bu açıdan COVID-19 salgını tırnak içinde kullanıyorum, iyi bir vaka oluşturuyor. Çünkü çok kısa zamanda gerçekleşti, çok yoğun olarak geldi. Hani asit test diyebileceğimiz şey, hepimiz bu dönemde infodemiye karşı ne kadar kırılgan olduğumuzu öğrenebildik. Bizim açımızdan infodemi meselesi zaten uğraştığımız, hani sizin de bilmiş olduğunuz kutuplaşma meselesinin bir alt parçası. Yani kutuplaşma dediğimiz olay yanlış bilgi olmadan mümkün değil. Dolayısıyla bizim uğraştığımız bir konuda üzerine gelmiş olması bizim için çok cazip geldi. Çünkü daha hani yoğun bir şekilde karşı karşıya kaldığımız bir şey oldu COVID-19 infodemisi, ama aslında kutuplaşmada bir tür infodeminin üzerine inşa edildi. O yüzden de bizim için çok şey öğrendiğimiz, çok anlamlı bir çalışma oldu. Evet, çok önemli bir atıfta bulundunuz kutuplaşmaya. Daha öncesinde de kutuplaşmayla ilgili oldukça detaylı bir araştırmanız var. Ona da ulaşmak mümkün. Zaten bu internet sitelerini ayrıca vereceğiz. Pınar Hocam, evet. Bu bilgi düzensizlikleri diyorsunuz ve bunun türlerini ifade ediyorsunuz. Kısaca özetler misiniz lütfen? Tabii, yani burada çok farklı biçimlerde yanlış bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Bazen bu kasti oluyor, bazen aslında hiç de bir kötü niyet olmadan da yapılabiliyor. Belki çok kısa ilk slaytımızda gösterebiliriz. Mal enformasyon dediğimiz yayılan bilginin doğru ancak bir kişi, grup, örgüt ya da ülkeye zarar vermek amacıyla yayılmasına diyoruz. Yani kötü niyetle bilginin kullanılması, bilgide hata olmayabilir. Ancak bunun yayılma biçimi ve yayılmasındaki durum bir kötü durum yaratabilir. Mezenformasyonsa yanlış bilginin zarar verme kastı olmadan yayılması. Ve bizim araştırmamızda biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Covid'de aslında yayılan yanlış bilginin büyük bir kısmı çevremize aslında yardımcı olmak, iyi niyeti içerir bir şekliyle paylaşımı gösterdi. O yüzden bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bu tür farklı tanımlara hakim olmamız biraz işte olayın nasıl olduğunu kristalize ederek durumun ne kadar bazen farklı şekillerde bu yaygın yanlış bilginin oluşabildiğini bize gösteriyor. Yani mezenformasyon yapabiliyoruz ama yanlış bilgi verirken burada bir kas değil, aksine hatta işte bilinçli, duyarlı, daha iyi olmasını sağlamak amaçlı, tedbir amaçlı yayabiliyoruz. Belki şöyle diyebiliriz, özellikle sağlık alanında nasıl işte ilaç tavsiyesi gibi kulaktan dolma bilgilerin bazen halk arasında, komşular arasında, akrabalar arasında yayılması vardır. Bu tabii şimdi sosyal medya aracılığıyla daha farklı bir biçimde ya da işte WhatsApp grupları aracılığıyla daha farklı bir biçimde kendini ceyran ettirebiliyor. Bunu çok fazla gördük araştırma bulgumuzda. Bir de dezenformasyon var. Dezenformasyonla kasıtlı, kötü niyetli yanlış bilgi. Yani bir insana, bir gruba, bir örgüte, bir devlete zarar vermek için kasıtlı olarak yanlış bilgiyi yaymak. Bu üç arasındaki farkı bilmek kıymetli. Çünkü o zaman belki her biri için ne tür önlemler almamız gerektiği ya da özellikle mezenformasyonda bilinçsiz bir biçimde farkında olmadan yanlış bilginin yayılmasını önleyebilme konusunda kendimize de dönüp bakıp aynayı tutmak mümkün olabilir. Bu dediğimiz gibi bizim çok önemsediğimiz bir nokta. Yani her bir bireyin okuryazarlık anlamında hem medya okuryazarlığına sahip olması hem de kendisinin, çünkü artık sadece gazetelerde, sadece televizyonlar aracılığıyla bilgi edinmiyoruz. Birçok farklı haber kanalı var ve bunun çok büyük artı tarafları da var. Belki hiç duyulmayan seslerin duyulmasına yardımcı oluyor. Çok daha zor
çıkabilen, erişebilen kişilerin artık seslerini duyar hale gelebiliyoruz. Ama aynı zamanda bu çeşitliliğin, bu farklı seslere yer açan sosyal medya farklı manipülasyonlara ya da farklı yanlış bilgi donanımına da hızlı yayılımına da araç olabiliyor. O yüzden bilinçli bir biçimde teyit edebilmek, doğrulayabilmek, bir haberin yanlış olup olmadığını bilmeden paylaşmamak konusunda duyarlılık göstermek çok hayati. Evet, Türkiye'deki mezenformasyonun zarar verme kastı olmadan gerçekleşen türünden olduğunu söylüyorsunuz ama bunu ağırlıklı olarak diye belirtiyorsunuz herhalde, değil mi? Çünkü Tabii. Yani biz özellikle bizim araştırmamız çerçevesinde COVID süresinde olana baktığımızda COVID dönemi tabii çok şimdi bir yılı aştı ama ilk başları da düşünün ki maalesef bugün de daha iyi bir durumda değiliz. Oldukça riskin yüksek olduğu bir dönemde konuşuyoruz tekrar bu konuyu. COVID döneminin ilk başında birçok belirsizlik varken o belirsizlik ve korku haliyle bilginin paylaşımı ya da yanlış bilginin paylaşımı çok daha hızlı olabiliyor. O yüzden de hani Türkiye genelinde bütün haberler için değil ama kendi araştırma bulgularımız çerçevesinde özellikle bireysel düzeydeki paylaşımların daha ziyade iyi niyetli, kapalı çevrim içi araçlarının yardımıyla böyle bir çözüm var gibi ya da şuna dikkat edin gibi bir uyarı amaçlı olabildiğini ama bunların yine de yanlış haber ile bilginin yayılımına katkıda bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, peki bu yanlış bilginin nasıl yayıldığı konusu da son derece önemli. Bunu da araştırmanızda incelediniz ve sonuçlar neyi gösteriyor, nasıl yayılıyor? Özellikle sosyal medyanın bu konudaki payı nedir? Bunlar üzerinde de düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi şöyle bir aslında nasıl bir yöntem başvurduğumuzun da bir altını çizelim diyorsunuz. Türkiye'de çok fazla başvurulduğunu gördüğünüz üçgenleme, triangülasyon dediğiniz bir yöntemi tercih ettik. Yani aynı araştırma konusunda farklı veri toplama yöntemleriyle yaklaşıp birbiriyle sağlamasını yaptık ve zenginleşmesini yaptık. Bunlardan birincisi Twitter analiziydi. Biz hem Mayıs-Haziran ayları arasında hem de Ağustos-Kasım ayları arasında toplam 5,5 milyondan fazla Türkiye'de koronavirüsle ilgili atılmış tweet'i çektik. Bu konuda sağ olsun daha önce çekmiş olacağımıza yardımcı oldu ve daha sonra biz de çektik. Ve bunların arasından belli bir yöntemle örneklemler çekelim. Çünkü 5,5 milyon çok fazla. İçerisindeki haber linklerine baktık. Ve her haber linkini de gidip inceledik. Bir, yanlış haber içeriyor mu, içermiyor mu diye. İki, içeriyorsa nasıl bir yanlış haber içeriyor diye. Şunu gördük. Toplamda %4'lük bir kesimi geçmiyor. Yani toplam haber linki içeren içerisinde yanlış haber olanlar %4'ü geçmiyor. Çok büyük bir rakam değilmiş gibi gözüküyor. Ama mesela daha önce MIT'nin yaptığı bir çalışma var. Bu konuda farklı çalışmalar da aynısını gösterdi. Yanlış haber zaten 6 kat daha fazla dolaşıyor. Yani sayıca az olması dolaşma hızını etkilemiyor. En önemli bulgulardan bir tanesi buydu. İkincisi çok muteber, onun da analizini yapmadık, markaya girmedik. Çok muteber kaynaklarda da bunun olduğunu gördük. Yani şu anda bizim hepimizin güvendiği bazı bilgi kaynakları da net olarak yanlış haberi yaymakta yapmamışlar. Bu birincisi Twitter analiziydi. Bunu bir kenara koyduk. İkinci olarak derinlemesine görüşmeler yaptık. Yani Twitter'ı bir kenara koyduk, orada elde ettiğimiz bilgi. İnsanlarla konuştuk. 48 kişiyle konuştuk. Bunların bir kısmı yüz yüze, bir kısmı da uzaktan oldu dönemin içerisinde. Ve insanlar neden paylaşıyorlar? Biraz ona odaklandık. Bu da ikinci aşamayı oluşturmuştu. Üçüncü aşamada ise 1600 kişiden fazla bir büyüklükteki örneklerle Kasım ayında yüzde görüşmeler yaptık. O zaman biraz daha hafifti pandemi. Yüzde görüşmeleri daha kolay yapıyorduk zorlanmamıza rağmen. Oradan da sayısal yöntemlere başvurarak sonuçlar yaptık. Yani böylelikle üç ayrı veriye bakarak biz durumun ne olduğunu anlamaya çalıştık. Pınar Hocam belki kalitatif taraftan derinlemesine görüşmelerle ilgili bir şeyler söylemek ister. İki tane şey aslında söylemek istiyorum. Bir tanesi bu clickbait diye bir kavram var. O da şu, bu yanlış haberin özellikle Twitter'da sosyal medya yanlış haberin hızla yayılmasının sebebi tabii yanlış haber ya da bu yalan içerik ya da komplo teorilerine eğilimli olan haberlerin dikkat çekme ve tıklanma oranları yükseliyor.
O yüzden de bu tür başlıkların daha fazla kullanıldığını, daha çok dikkat çekmeyi, yani aşağıda habere baktığınızda belki içindeki bir cümlenin bile bazen yanlış bir manşetle farklı şekillerde cımbızlanarak kullandığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir problem ve bu yapılan araştırmaların ve işte bizim yaptığımız mülakatlarda da çıkan bir nokta bu. Böyle bir şeklinde haberin içine girildiğinde, yani yanlış bir haber yayılmaya başladığında doğrulanmış hali, yanlışın düzeltilmiş halinin aynı hızda yayılmadığını görüyoruz. Bu belki en temel tehlikelerden biri. Yani biz yanlış bir öyküyü duyduğumuzda, yanlış bir bilgiyi duyduğumuzda bu çok hızlı bir biçimde paylaşılırken bunun doğrulanması, bunun yalan olduğu bilgisi aynı oranda, aynı hızla yayılmıyor. Bu hepimizin farkında olması gereken bir şey. Belki o yüzden iki kat dikkatli olmalıyız. Çünkü yanlış bilginin doğanında katkıda bulunduğumuzda sonrasında yanlış olduğunu söylediğimizde aynı etkiyi gösteremiyoruz. Şimdi mülakatlarla ilgili deminki slaytı gene Ali gösterebilirsiniz. Bilirse bize. Burada önemli bir nokta şu, biz anlamaya çalıştık. Yani insanlar nasıl bir motivasyonla haberlere ulaşıyorlar ve ne tür bir motivasyonla haber paylaşıyorlar diye. Burada yanlış bilgiyi paylaştığımızın farkında değiliz. İşte özellikle bu mülakatlarda çok net gördük. Çünkü nadiren sosyal medyada ama en fazla da yakın çevremizde paylaşıyor bizim farklı yaş gruplarından görüştüğümüz kişiler, özellikle COVID döneminde yanlış bilgiyi paylaştığını kesinlikle düşünmüyor. Ama doğrulanma gibi bir işlemi yapma konusunda tedirginlikleri var ve bilmiyorlar. Yani bizim anket bulgularımız da bunu gösteriyor ki doğrulama, haberin doğru ya da yanlış olduğunun teyidi maalesef çok fazla kişinin bildiği bir araç değil. Bu yüzden de zaten sonunda belki konuşuruz daha zaman kalırsa, yani infodemiyle mücadele için bir bilinçlendirme, farkındalık, eğitim şart diye görüyoruz. İkincisi, farklı motivasyonlar var. Bazısı dayanışma yaratmak, tepkiyi göstermek, iyi vatandaş olmanın parçası, bilgilendirmeye katkıda bulunmak gibi çok böyle olumlu motivasyonlarla bunu söylüyor. Birazcık da sosyalleşme diyebileceğimiz, yani özellikle sosyal medyanın kendi bir yarattığı ortamın içinde aktif olma, beğenilme gibi farklı güdülerin olduğu bizim mülakatlarda karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi sonra anket çalışmasında da zaten biz daha genellenebilir şekliyle bu bulguları tartışmaya açtık. Kendi mantığımıza güvenmek, kendi bilgimize güvenmek, daha önce alışık olduğumuz doğruları teyit etmeye güvenmek daha çok yaptığımız bir şey. Bu da önemli bir nokta. Bizim bildiklerimizden farklı olana olan mesafemiz aslında çok önemli bir sorun. Çünkü çoğu zaman daha önce bildiklerimizi destekler ya da sahip olduğumuz kanıyı destekler olanları doğru olarak görüyoruz ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bu gene demin de konuştuğumuz üzere işte kutuplaşmayı arttıran kendi içinde olduğumuz fanusun zedelenmeden devam etmesini sağlayan bir nokta. Bir başka şey, haber kaynaklarına ve içeriğine olan bir genel güvensizlik, belirsizlik. Bunun yarattığı panik, korku ve kaygı var. Bunu da çok kıymetli buluyoruz ve COVID dönemi gibi ya da başka her tür olağanüstü koşulda bu tür yanlış ve yalan haberlerin çok daha hızlı yayıldığını görüyoruz. O yüzden de tabii ki gene konuşacağımız üzere bilgilendirmenin şeffaf bir biçimde olması, doğru bir biçimde olması, kurumların açıklamalarının bu korkuya, bu belirsizliğe katkı sunmayacak bir biçimde olması çok kıymetli. Çünkü bunlarla ancak içinde bulunan o panik halden bir nebze de olsa çıkılabiliyor. Genel olarak da uzman bilgisi, uzman görüşü, farklı uzmanlıklar tartışması da bizim açımızdan önemli bir bulguydu. Siyasi bağlardan bağımsız, bilimsel, tarafsız, kapsayıcı uzman bilgisine olan ihtiyaç çok ifade edildi. Kime bakacağız, kimi dinleyeceğiz gibi. Burada da sağ olsunlar bu sürecin içinde çok yorulan bazı uzmanlarımız, doktorlarımız oldu hepimizi bilgilendiren. Ama tabii nereden, hangi haberden, neyi takip ettiğiniz, kimi dinlediğiniz, bunların hepsi başka bir şekilde yine içinde olduğumuz kutuplarla da ilişkili olduğu için bu genel bir sorun olarak, yani ortak bir ifade, ortak noktaların vurgulanması, özellikle sağlık alanında ve COVID-19'la mücadele alanında uzman görüşünün tek ve net olmasına ihtiyaç çok fazla ifade edildi.
Evet, ben hemen kimler inanıyor sorusunu sizlere sormak istiyorum ama ondan önce buna ilişkin sizin vermiş olduğunuz araştırma sonuçlarında belirtilenlerden ayrı kendi gözlemimi kısaca aktarmak istiyorum. Son derece eğitimli, hatta yani doktora yapmış olan insanlar bile çok rahatlıkla kendilerine gelen bazı bilgileri paylaşabiliyorlar. Bunun tabii ki bir yüzdesini söylemek mümkün değil ama bu toplumun hemen hemen her kesimini son derece etkileyen bir konu durumunda. Ayrıca siz partilere göre de bir durum tespiti yapmışsınız. Onu da paylaşmanızı rica edeceğim. Ve enteresan bir şekilde özellikle pandemi döneminde insanların inandıkları inançlarını arttırabilmek amacıyla bugüne kadar pek de kullanılmamış olan bazı yöntemler de kullanılmaya başlandı. İsim verildi. Doktor olduğunu, bu alanda senelerden beri çalıştığını ifade eden bazı mesajlara da sosyal medyada rastladık. Fakat verilen bilgileri kontrol ettiğimizde de öyle bir şahsın varlığının gerçek olmadığını belirledik. Yani inanmamızı sağlamak için her şey yapılıyor ve tabii buradan hemen ilk konuya geçmek istiyorum. Bunun arkasında da bir kötü niyet olmadığını düşünmek de çok zor gibime geliyor. Bilmem ne diyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz? Aslında çok doğru. Şimdi bizim yaptığımız bireysel düzeyde baktığımız zaman bu çoğunlukla bir mezenformasyon meselesi. Yani iyi niyetle davranıyoruz. Pınar'ın biraz önce saydığı ve benim de ekleyeceğim birkaç sebepten dolayı iyi, doğru haber, yanlış haberi farkında olmadan paylaşıyoruz. Ama bu bir dezenformasyon alanı aslında. Ve gittikçe de dezenformasyona dönüşüyor da. Bunu herkes iyi niyetle yapmıyor. Bunu kötü niyetle yapanlar da var. Ve bu bir güvenlik sorunu haline dönüşüyor. Ülkeler arası, gruplar arası mesela Avrupa Birliği'nin son dönemde ismi çok duymuş olduğumuz Dış İlişkiler Servisi'nin dezenformasyonla mücadelede bir özel web sitesi var. Ve o web sitesinden Rusya ve Çin kaynaklı dezenformasyona, COVID-19 ile ilgili dezenformasyona odaklandıklarını söylüyorlar. Keza NATO'nun da dezenformasyonu bir güvenlik sorunu olarak gördüğü var ülkemizde. Yani dezenformasyon masada olan bir şey. Yani ülkeler propagandadan biraz daha farklı. Bu biraz önce bahsettiğimiz sosyal medya vesaireden istifade ederek, insanların dezenformasyona karşı olan kırılganlıklarından istifade ederek dezenformasyon yapıyorlar. Yani özellikle bu aşı meselesinde çok iki taraflı çalıştı. Neden iki taraflı çalıştı? Bir aşı güvenlik meselesi. Niye güvenlik meselesi? Hepimizi doğrudan etkiliyor. İnsanların aşı yaptırma eğilimleri önemli bir eğilim. Yani hani bu konuda görüş ayrılıkları olsa da bilim insanlarının %95'i bir konuda hemfikirse aslında bunu doğru kabul etmek lazım. Bu iklimde bunu düşünüyoruz ya da diğer konularda bunu düşünüyorsak burada yapalım. Aşının iyi olduğu konusunda bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu hemfikir. O zaman sizin için bir insan, başka ülkede yaşayan insanların aşı yaptırmasını engellemek bir strateji olabilir bir ülke için ya da başka kurumlar için. İki, kimin aşısı olduğu sorunu gelebilir. Hangi aşı daha iyi? Biz bütün bunları yaşadık. O aşı mı daha iyi, bu aşı mı daha iyi? Bununla ilgili dezenformasyon yapabilirsiniz. Ve üçüncüsü, daha bu kabul edebilir olan, belki yani hangisi kabul edebilirim de, ülkeler arasında bir itibar yarışına da dönüşebilir. Bakın onlar yapamıyor da bunlar yapabiliyor. Avrupa Birliği'nin özellikle bu konuya eğilmesinin sebebi, bir miktar haklılık payı yapılsa da Rusya kaynaklı bir ekosistemin, bilindik bir ekosistemin açıkça Avrupa Birliği'nin virüse mücadelede başarısız olduğuna dair yanlış bilgi yaydığına dair bir iddiası var Avrupa Birliği. Bu da ülkeler arasında yumuşak güç dediğiniz meseleyi getiriyor. Yani hiçbir şey o kadar basit değil baktığınızda. Biz iyi niyetle bunları yapıyoruz ama önümüze gelen şey kötü niyetle servis ediliyor. Bu konuda çok eğlenceli anekdotlar da var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yanlış bilgi yayıcısı Donald Trump çıkmış analiz ettikleri zaman. Mütemadiyen yanlış bilgi ama bakın Trump diyorsunuz yaptı ama tek başına yaymıyor. Donald Trump yayarken onun altında bir ekosistem var. Aşırı sağ ekosistemi var. Yani
O ekosistem Donald Trump'ın söylediği bir şeyi. Kennedy ailesinden birisi var, açık karşılıklı da bilinir. Onun söylediği bir şeyi, bir rapper'ın söylediği bir şeyi alıyor ve bunu dağıtıyor. Ve bu konuda da Japon bir fizikçi, yanlış biliyorsam çok iddialı olmayayım, onun söylediği bir şey, bu yanlış bir ekosistemi çoklu evren gibi çalışıyor. Yani bir yerde Instagram var, bir yanda Facebook var, bir yanda Twitter var ya da başka yer, geçişler yapıyor. Bir yerde söylediğiniz şey başka bir tarafa geçiyor. Bu da bizi işte bizim araştırmamızı getiriyor aslında. Peki nelerle ilgilendik? Bizim araştırmamız çok kapsamlı, hani yaklaşık 2 saat süren bir sunumu var. Web sitemizde var, isteyen dinleyebilir ama kısaca yaptığımız zaman biz neye odaklandık? Bunu bir sağlık sorunu olarak gördüğümüzden insanların yanlış, koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilerine odaklandık. Ama bu bir şelale olarak geliyor. Bunu da birazdan açıklayacağız. Önceki bir komplo teorileri, inanç denen bir şey var. Burada görüyorsunuz, biz insanlara Türkiye'de bazı görüşler saydık. Bu görüşe katılıp katılmadığını sorduk. Bu komplo teorilerin inanç endeksi dediğimiz bir şey. Baktığınız zaman %77'si dünyada halkın hiç haberdar olmadığı çok önemli bir şeyler olduğunu inanıyormuş. %63'ü siyasetçilerin içten davranmadığını söylüyormuş. Benim sevdiğim tam komplo teorisinin tanımı, birbiriyle ilişkisiz gibi gözüken olayların çoğunlukla gizli eylemlerin sonucu olduğuna inanıyormuş. Yani ikisi arasında bir iş vardı. Ve bunlar komplo teorilerin aç. Türkiye'de komplo teorilerine inanç çok yaygın. Bunu zaten biliyoruz. Hani bu yeni bir şey değil. Hatta şöyle bir şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştiren bazı komplo teorilerindeki de Türkiye'de çalışmıyor. Çünkü Türkiye'de gerçek olduğu kabul ediliyor. Oradaki bazı şeyleri. Yani mesela orada şey diyor ki Kennedy öldürülmüştür. Şunlar tarafından öldürülmüştür. Bunu Türkiye'ye adapte ediyorsunuz. Özal öldürülmüştür. Zaten herkes Özal'ın öldürüldüğüne inanıyor. Hani Türkiye'de öyle zaten komplo teorilerini sevme hali mevcut. Siyasal kültürün parçası olarak. Birincisi, Türkiye'de komplo teorilerine inanç çok fazla. Bunu bir kere tespit etmiş olduk evrensel olarak. İkinci olarak, bir sonraki slide'a geçelim. Orada koronavirüs hakkında bazı komplo teorileri var. Çin'den kaynaklanması %56, hükümetin rakamları güvenilmemesi %52, Çin'deki laboratuvarda üretilmiş olması %49'dan başlayan, insanların çok fazla işi yaptırması, koronavirüsün yaygınlaşmasına yol açmasına kadar uzanan bir dizi komplo virüs komplo teorileri var. Şimdi neyi biliyoruz? Komplo teorilerine inananlar koronavirüs hakkındaki komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar. Şelale dediğiniz mesele bu. Yani siz zaten bu bilinen bir şeydir. Komplo teorileri bir paket halinde gelir. Çünkü aslında bu bir dünya görüşünün parçasıdır. Dünyanın karmaşıklığıyla mücadele etme aracıdır komplo teorileri. Hani dünya o kadar karmaşıktır ki iki tane olay arasında nedense ilişkiyi bulduğunuzda içinizi rahatlatır. Umberto Eco'nun muhteşem Foucault Sartre'cinde anlattığı gibi çok iyi uyursunuz komplo teorileri keşfettiğinizde. Aklınızı karıştırmaz, bileti sakinleştirir. Bunu biliyorduk ama koronavirüs komplo teorilerini neye bağlı olduğunu biliyoruz. Komplo teorilerine inanca bağlı olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi. İkincisi, burada değinmeyeceğimiz bir bilişsel kapasite sorunu var. Yani bilişsel kapasitesi daha yüksek olan bireyler daha az inanıyorlar komplo teorilerine. Hem komplo teorilerine hem de koronavirüs komplo teorilerine. Bilişsel kapasite dediğimiz şey de şu, önünüze ikinci dereceden denklem geldiği zaman çözmek değil, önünüze bir sorun geldiği zaman kısa yola sapmak yerine bir frene basıp acaba diyebilmek. Böyle bir şey var. Klasik örneğini vereyim, doğru yanıtları bulsunlar. Bir beyzbol sopasıyla bir topun toplam maliyeti 1 lira 10 kuruş. Beyzbol sopası toptan 1 lira daha fazla. Beyzbol sopasının fiyatı ne kadar dediğinizde doğru yanıt veren insanlar arasındaysanız, ki Türkiye'de sadece %8, siz hızlı yanıtı vermiyorsunuz. Bu matematik sorusu değil. Herkes bunu doğru çözer. Belli eğitim almış ama. İlk anda verdiğiniz yanıt sizin frene basma kapasitenizi gösteriyor. Şimdi karmaşık bir mesele geldiğinizde frene basabiliyor musunuz, basmıyor musunuz? Mesele bu. Bu da eleştirel düşünce eğitimiyle vesaire geliyor. Şimdi bu kapasiteye sahip olmayanlar komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar. Frene basamayanlar. Bu da eleştirel düşünceyle alakalı bir şey koyalım. Bunun yanında ne var? Hükümete ve diğer kurumlara güven çok önemli. Eğer insanlar hükümete güveniyorlarsa, bilim adamlarına güveniyorlarsa ve uluslararası kurumlara güveniyorlarsa komplo teorilerine daha az inanıyorlar. Böyle de bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani bu önemli, birazdan nasıl müdahale olabilir ve geldiğimizde. Ama daha önemlisi var. Yaş fark ediyor. Yaşlar komplo teorilerine
daha fazla inanıyorlar. Bu biraz önce referans verdiğiniz Mutlu Biner ve Özgün Arun'un ekibinin yaptığı çalışmada doğru. Yaşlılar komplo teorilerine karşı daha kırılgan. Hem koronavirüs hem de normal komplo teorilerine. Eğitim düzeyi arttıkça azalıyor. Bu da önemli bir şey. Yani aslında Türkiye'de yaşadığımız için söyleyebiliriz aslında. Türkiye'deki eğitim sisteminin eleştirel bakış açısını vermemesi nedeniyle bir tür endoktrinasyon olduğu ve komplo teorilerine karşı kırılganlığı arttığını söyleyebilir ama bizim verimiz onu göstermiyor. Daha eğitimler yapıyor. Ve burada sizin bahsettiğiniz partizanlık geliyor ki bu da bizim kutuplaşma çalışmamızı ilişkilendiriliyor. Hangi partiyeden olduğunuz komplo teorili, hangi komplo teorisine inandığınızda biraz etkiliyor. Yani muhalefetteyseniz hükümetlere dair komplo teorilerine daha fazla inanıyorsunuz. Bu da başka bir paket olduğunu gösteriyor. Bu bizim için neden önemli? Bir sonraki şeye gelin. Bizim odaklandığımız koronavirüs hakkındaki yanlış bilgi. O slide'ı gösterebilir miyiz lütfen? Bir dizi yanlış bilgi yaptık. Tikam oyunları da bununla tanındı. Bakın Aralık ayı bu anket. Yüzde yapılmış anketi diyor ki işkembe, kelle paça çorbası gibi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirip koronavirüse yakalanmanızı engeller. %50 buna inanıyor. Şimdi çok enteresan bu. Hala bu %50. Bu epey bir manşet oldu. Ben de tabii şey dedim, yani bunun bu kadar cımbızlanarak sadece manşet olmasıyla ilgili de bir problem yaşadık ama gerçekten çok yüksek bir oran, onu söylemek lazım. Ama derdimizi anlatıyor. Bu yanlış bilgi çünkü. Böyle bir bilgi yok ortada ama kaldı. Bu Türkiye'den de iki tane şey koyduk. Mesela Türkiye'de yaşayanların genetik yapısı koronavirüs yakalanmaları engelliyor. %15 inanıyor. Şimdi bu koronavirüse haklıki yanlış bilgiler. Şelale demiştim ya, şelale şöyle, komplo teorisine inanıyorsunuz, koronavirüs hakkındaki komplo teorisine inanıyorsunuz ve yanlış bilgilere daha fazla sahip oluyorsunuz. Yani komplo teorilerine inandıkça daha fazla yanlış bilgi alıyorsunuz. Ve bizim için derdimiz olan şey, aşı yaptırmıyorsunuz. Yani aşı yaptırma eğilimi üzerinde yanlış bilgilerin olumsuz etkisi var. İnsanlar daha fazla yanlış bilgiye inandıkça aşı yaptırma eğilimleri kaynaktan bağımsız, onu da araştırmada söyledik. Türk aşısı, Alman, Fransız, Çin fark etme, bunu da denedik. Amerikan aşısı. Bunu bir deney yöntemiyle sorguladık. Koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilere inanıyorsanız aşı yaptırma eğilimimiz azalıyor. Burada raporlamadığınız bir şey var. Bizde çok yaşanmadı, onu da hemen söyleyebiliriz. Tedbirlere uyma ile ilişkisinin de olumsuz olmasını bekliyorduk. Yani yanlış bilgi sahibi olanlar tedbirlere daha az uyuyorlar. Ama bizim çalışmamız şunu gösterdi. Bir tedbirler farklı farklı ama tedbirlere uyup uymamayı belirleyen şey yaşam tarzı. Ne demek? Çalışıyorsanız bazı tedbirlere uyamıyorsunuz. İsterseniz de istemeseniz de çalışmak zorundaysanız. Koşullar nedeniyle. Bu önemli şeyler. Koşullar nedeniyle, objektif koşullar geliyor. En sonuna geleyim, hani başka ne bulduk? Belki bir nokta orada bir cümle ekleyebilirim. Yani orada koşullar nedeniyle, özellikle de çalışma koşulları nedeniyle. Yani hem mülakatlarımızda hem anket bulgularımızda burada gayet sınıfsal bir şey olduğu ortaya çıktı ki zaten hani hepimiz takip ediyoruz, görüyoruz. Ama araştırmada da çalışma durumunda kalmak, içinde bulunan yoksulluk koşulları çok daha farklı şekilde, yani tedbiri almak istemediği için değil ama bu tedbir çerçevesinde yaşamını sürdüremediği için başka bir durumda olmak zorunda kaldığını gösterdi. Bunun da tabii ki hepimiz açısından çok önemli bir tarafı var. Bunu belirtmek kıymetliydi. Evet, evet, çok önemli. Burada önemli şeylerden biri de en son bu yanlış bilgi meselesiyle ilgili baktığımızda acaba doğrulama kuruluşlarına başvuruyor mu diye sorduk. Şöyle bir şey, bizim çalışmamıza katılanların sadece %10'u doğrulama kuruluşlarından herhangi birinin ismini duymuş. Bakın, doğrulama kuruluşlarımız var bizim, iyi çalışan. Doğru. Onları ziyaret edip herhangi bir bilgiyi doğruladınız mıya gelemedik daha. %10 duymuş. Ziyaret etme meselesi başka bir şey. Kimler daha duymuş? Gençler daha fazla duymuş. Eğitimler daha fazla duymuş. Gençler daha fazla duymuş, onu söyledim. Bu insan, interneti daha fazla kullananlar tabii ki daha fazla duymuş. İnternet okul yazarı yüksek olanlar. Ama %10'dayız. Yani şey değil, öyle %50'lerde vesaire değil. Bu, ve bir de bizde bu insanlar duymuşlarsa, yani korona, şöyle söylemeye çalışayım, doğrulama kuruluşlarına haberdar olan insanların koronavirüs hakkındaki yanlış bilgileri daha az. Şimdi arada nedensellik kurmamaya çalışıyorum ama burada bir korelasyon var. Bu önemli bir şey çünkü burada birazdan bahsederiz ne gibi şeyler yapılabilir dediğimizde en önemli tedbirlerden biri doğrulama kuruluşları. Doğrulama yapmak.
Doğru mu, yani yanlış bilgiyle karşılaşırsa doğru mu yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Ve biz neyi görüyoruz o zaman? Biraz önceki sorunuzu bitireyim. Kadınlar, yaşlı kadınlar, yaşlılar, düşük eğitimliler, yoksullar, internete erişemeyenler vesaire vesaire gibi bir geniş sosyoekonomik kitle, böyle bir segmentler hem yanlış bilgiye karşı daha kırılganlar hem de doğrulama yapmayı bilmiyorlar. Doğrulamayla ilişkileri yok. Dolayısıyla yanlış bilgi buradan içeriye sızabiliyor kolaylıkla ve yayılabiliyor. Buralar zayıf sistem, ekosistemin zayıf noktalarını oluşturuyor. Tabii platformlar ekosistemin yanlış zayıf noktalarını da oluşturuyor. Kuruluşlar bunu oluşturuyor ama bireysel düzeyde bu tür kırılganlıkları göz önünde tutmak lazım diyerek de çalışmamızı bitirdik ve bundan sonra neler yapılabilir geçtik. Evet, ben ona geçmeden önce, çünkü ilk başta söylediniz dayanıklılığı nasıl geliştireceğiz diye belirtmiştiniz. O soruya geçmeden önce şimdi enteresan olan bir başka nokta da şu: bilgi o kadar hızlı yayılıyor ki doğrulatma imkanları olan insanlar dahi o doğrulatmayı bilginin hızıyla eşdeğer bir şekilde gerçekleştiremedikleri için neyse nasılsa sonrasında doğrulanır doğrulanmaz onu görürüm deyip o yanlış bilginin yayılmasına da neden olabiliyorlar. Mesela benim çok karşılaştığım örneklerden birisi bu maalesef. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi hemen soruya geçmek istiyorum. Dayanıklılığı nasıl geliştireceğiz? Nasıl bilgiyi doğrulatacağız? Yanlış bilgiyi nasıl öğreneceğiz? Bu konuda önerileriniz nelerdir? Neler yapmak lazım? Yani belki şöyle başlayabiliriz. Hani farklı düzeylerde düşünmemiz gerekiyor. Yani bir bireysel olarak neler yapabiliriz ve nelere erişmeyi sağlamamız gerekir? Ve burada mutlaka farklı grupları da hedeflemek gerekiyor. Yani işte belli bir eğitim seviyesinin altında, belli bir yaş grubunun üzerinde dediğimizde o zaman o gruplara nasıl ulaşacağız? Çünkü çoğu zaman bu tür işte doğrulama kuruluşları da dahil olmak üzere gene bir sürü araç, geliştirmeye çalışan araç o grupları gene dışarıda bırakmış oluyor. Yani farklı özelliklere ve ihtiyaçlara göre mutlaka düşünmemiz ve oraya nasıl, yani müfredatın içine okur yazarlığı, medya okur yazarlığını koymak mesela artık bir temel ihtiyaç gibi görüyoruz. Gelen öğrencilere ilk öğretimde, ortaokul öğretimde çünkü onlar zaten çok erken bir yaşta, hele Covid düzeyinde, şimdi Covid koşullarında çok da belli açılardan kontrolsüz bir biçimde sosyal medyaya etkileniyorlar, medyadan etkileniyorlar, bütün haberlerden. O yüzden müfredatlar içinde, yani eğitimin içine bir kere bunu yediriyor olmamız her düzeyde şart. Ve en azından yeni gelen nesillerin çok daha bilinçli ve çok daha bu frene basma çok önemli bir kavram gerçekten. Paylaşmadan önce düşünerek ya da okuduğunun doğru olmama ihtimalini bilerek, bunu nereden doğrulatacağını bilerek, öğrenerek devam etmesi. Ama bir yandan da tabii ki bu belli eğitimleri tamamlamış ya da eğitime erişme imkanı olmamış kişiler için de bunun farkındalığını sağlayacak bir müdahale araçları, eğitim modelleri, yaygın eğitim, halk eğitimi düşünmek zorundayız. Çünkü dediğimiz gibi COVID süreci devam ediyor. Sadece COVID'le de sınırlı olmayan biçimde biz bu ekosistemin, bu dezenformasyon ekosisteminin içinde yaşamaya devam edeceğiz. Ve farklı araçlarla devam edeceğiz. Yani eskiden işte medyanın kendi içinde belki kurduğu mekanizmalarla ya da ombudsmanlık gibi müesseselerle bunu önlemek belli derecelerde mümkünken, şimdi o tür mekanizmaların olmayacağı bir ortamın içinde bireysel düzeyde bilinçlendirmeyi yapmak ve bunun ne kadar hayati olduğunu anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Yine tabii içinde bulunduğumuz psikolojik durum çok önemli. Hani bunu birazcık anlatmaya çalıştık ama bizim çalışmamızın önemli bir noktasıydı bu. Belirsizlik arttıkça, korku hali arttıkça insanların griliklerle değil işte siyah beyaz ve hani keskin alanlara sığınma ihtiyacı, komplo teorilerine aranma ihtiyacı da dahil olmak üzere bunların da farkında olmamız. Yani böyle bir panik anında hareketlerimizin nasıl gerçekleştiğinin farkında olmamız da bir önemli etken. Gene bireysel düzeyde koymamız gereken. Buna yönelik de şu an içinde olduğumuz başka bir çalışma, bir infodemiyle mücadele eğitimi dizayn etmeye çalışıyoruz.
mümkün olduğunca bir açık erişim olacak, açık kaynak olarak paylaşacağımız. Sadece COVID-19 özelinde değil ama tabii COVID-19 önemli bir kısmı. Ama bunun dışında bütün bu kavramları öğrenmek, bütün bu kavramların ne anlama geldiğini düşünmek ve biraz da farklı uzman destekleriyle erişilebilir bilgi yaratma gayreti içindeyiz. Bu aslında ilk söylediğimiz ayakla ilgili. Onun dışında ben iki bunu nokta daha sonra... Bunu üniversitede mi yapacaksınız hocam? Efendim? Üniversitede mi gerçekleştireceksiniz? Yani üniversitede şu an proje olarak yapıyoruz. Sonrasında açık kaynak olarak herkesin erişimine açık olacak. Erişimine açık. Bu önemsediğimiz bir şey. Yani bilginin paylaşımı anlamında ve hedefimiz de üniversite öğrencileri olarak değil. Zaten mümkün olduğunca konuşma dilinde ve erişilebilir kılmak derdindeyiz. Gene ister istemez bir ders anlatımı gibi tarafları var ama onu da mümkün olduğu kadar kısa süreyle, görselle destekleyerek yapmak istiyoruz ki birazcık daha izlenmesi, takip edilmesi kolay olsun diye. Bunun dışında kurumlar ayağı, gene bu eğitimin içine değdirmeye çalıştık. Kurumlara güvensizlik, kurumların açıklamalarına ya da uzman görüşlerine olan güvensizlik de çok fazla karşımıza çıkıyor. Bir kuşku duyma, kuşku halinde olma. Bunun tabii ki bir takım geçmişe dayanan tecrübelerden kaynaklanan boyutları var. Ama kurumların iletişim stratejileri de aslında burada önemli. Yani Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere kurumlar zaman içinde çok fazla inanırlılıklarını kaybetmiş durumdalar ve bu da onların yaptığı önemli açıklamaların bile ya da almaya çalıştıkları, atmaya çalıştıkları önemli adımları da zedeliyor. Yani şu an gerçekten somut olarak aşı bulunmuşken aşının yaygın bir biçimde tüm ülkelere, tüm insanlara erişememesi çok ciddi bir sorun. Yani hani bu belki her şeyi bir kenara bırakıp bununla uğraşmamız gerekiyor şu an. Çünkü yaşamlar gidiyor. Hani bu bağlamda da kurumların hem kendi politikalarını gözden geçirmeleri, özellikle uluslararası kurumların, hem de eğer adım atabiliyorlarsa o adımların düzgün aktarılması, hani sadece belli grubu hedeflemek değil de kamuyu etkileyecek, kamuoyuna bunların aktarımını sağlayacak bir iletişim stratejisi gütmeleri çok kıymetli gibi görünüyor. Bizim çalışmamızda en azından bulgular kurumlara güvenin çok düşük olduğunu gösterdi farklı kurumsal düzeylerde. Bir başka şey tabii medyanın kendi içinde. Yani nasıl bir sistem kurmalıyız ki yanlış ya da yalan haber yayan bir medya kuruluşunun ya da medya alt kuruluşlarının diyelim bir şekliyle kırmızı kart görmesi diyelim belki hani futboldaki gibi. Yani bir daha oyunda artık oynamayacak kadar kredisinin kaybedilmesi. Çünkü çok önemli noktalardan biri sadece bu çalışma değil bizim kutuplaşmada da duyduğumuz ve gördüğümüz. Yalan olduğu söylendikten sonra ya da bir kişinin yalan söylediği söylendikten sonra bile eskiden var olan itibar kaybına çok fazla uğramaması. Bu çok ilginç bir şey gibi geliyor bana. Yani algılarımız herhalde değişiyor ya da işte herkes yalan söyler cümlesi gibi. Herkes zaten söylüyor ya da herkes bir şekilde yanlış ya da yalan haber paylaşıyor gibi bir normalleşmeden. Hayır, böyle bir şey yapılıyorsa bunun bir tür yaptırımının ve bunun bir tür takibinin itibar zedelenmesinin yaygın bir biçimde olması. Burada da işte doğrulama kuruluşları da dahil olmak üzere hepimizin bu kuruluşları bilmesi, desteklemesi ve onların ürettikleri teyitlenmiş, doğrulanmış bilgilerin yayılmasını sağlayarak bu yanlış bilginin yayılmasını sağlayanlara da işte sarı kart, kırmızı kart gerekirse oyun dışında bırakacağımız bir tedbir almamız gerekiyor. Bilmiyorum atladıklarım olmuştur Emre Hoca da belki eklemek. Ben hemen şunu rica edeceğim. İnternet adresini verir misiniz bu araştırmanın tamamına ulaşabilmesi için izleyicilerimizin? Tabii araştırmayı infodemiylemücadele.org web sitemiz. Basit. Evet. Pınar'ın bahsetmiş olduğu eğitim infodemi eğitimi. De bunlar internet dilinde ifademe gidimi şeklinde olacak. .com'da. Şu anda orada güzel bir şeyimiz var. Sözlük inşa ettik. Bir portal gibi bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. O da çok kısa zamanda açık kaynak olarak, biz bu dediğim gibi açık kaynak olarak çok kıymetli uzmanların da katılımıyla ki uğraşıyoruz onunla ilgili. Herkese erişebilecek bir şekilde insanlar gelecekler. Kendileri kaydolacaklar. İsterlerse tamamını dahil alabilirler. İsterlerse bazı parçalarak bu infodemi konusunda bilgilenecekler. Önemli şeylerden, çabalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla çaba yok. Yani sadece Türkiye'de de bu konuda Dünya Sağlık Örgütü küresi olarak bu işle uğraşıyor.
Yani bunu halletmeye çalışıyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı olsun, tabipler odası olsun, onların da bireysel çabaları var ama doğrulama kuruluşu bu konuda çok etkin. Onların da isimle vermekte fayda var. Ama böyle bir sistematik çaba çok yaygın değil. Onlardan ilk bir önder gelenlerden biri olacağına inanıyoruz. Burada platformlar önemli. Yani bunlar biraz ona az değindi. Sosyal medya platformları. Daha önce söyledim, klik avcılığı dediğimiz bir şey var. Yani bu klik avcılığı aslında medyanın, belli bir tür medyada zaten sürekli çıkıyor. Bazı adminler sağ olsun gece uykuları kaçtıkça bizi bazı haberleri okutmak için yapıyor. Bu çok yaygın klik avcılığı. Ve komplo teorilerini yaygınlaştıran, ana akımlaştıran zaten internet medyası. Çünkü geçenlerde de birisi öyle bir yanlış haberin nasıl yaygınlaştığını gösterdi. Bir yanlış haber üretti. O da çok sakıncalı. Bizim yanlış bir düzensizliklerinden bir tanesi bu satir dediğimiz, siciv dediğimiz. Dalga geçmek için bir haber üretiyorsun. Sonra insanlar ciddiye alıyorlar. Bu haber ciddiymiş gibi davranıyorlar. Burada net olarak öyle bir yaygınlaşma oldu. Bir bu. İkincisi platform derken sosyal medya platformları. Sosyal medya platformlarının en büyük özelliği bize olabildiğince kendi platformlarında tutmak. Dolayısıyla onların gelir modeli bizi cezbedecek bilgileri oraya sarf etmek. Dünya Sağlık Örgütü platformlarla işbirliğine gitti ve farkındaysanız Facebook olsun, Twitter'da olsun ya da başka yerlerde bir dur uyarısı gelmeye başladı artık. Doğru. Ama platformların kendileri regüle etmesi gerekiyor. Kara deliklerimiz var. WhatsApp grupları, isim vermek için sakınca yok da Facebook gruplarında kontrolsüz şekilde yayılıyor. Yanlış bilgi ve dezenformasyon. Evet. Bu konuda yapılacak çok fazla bir şey yok çünkü adı üzerine kapalı. Bu konuda çok yaygın bir baskı olduğunu söyleyelim platform üzerine ama hani ben kendi cümleyi şöyle yapayım. Platformlar, siyasetçiler, devlet kuruluşları, uluslararası kuruluşlar çaba harcayacaklar ama bu iş insanda bitiyor. Biz kendi kendimizi güçlendirmezsek ve zayıf olanımızı güçlendirmezsek eninde sonunda ticari kaygılar bugün bu platform yapmaz, ötekisi daha şey olabilir, ötekisi yapar. Bunu da akılda tutmakta fayda var diyeyim son sözler olarak ben. Evet, çok çok teşekkürler. Sağ olun. İnfodemiyle mücadele.org sitesinde bu sizin yapmış olduğunuz araştırmaya ulaşmak mümkün. Ayrıca infodemieğitimi.com adresinden de bu eğitime ilişkin bilgilere ulaşmak mümkün ve dileğimiz müfredatlara örnek olsun bu sizin planladığınız ve gerçekleştireceğiniz eğitim. Evet, sağ olun. Çok çok teşekkürler Pınar Hocam, Emre Hocam. Teşekkürler. Herkese sağlıklı günler diyelim. Evet, hepimize sağlıklı günler. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanmış olan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuklarımız Profesör Doktor Pınar Uyal Semerci ve Profesör Doktor Emre Erdoğan idi. Kendileriyle yanlış bilgi salgını, yani infodemi üzerine yapmış oldukları araştırmaya ilişkin bilgileri konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle.